Bar Trequartista 10 tur diyoruz. Gezmeye devam ediyoruz. Bugün Bergamo'dayız. Bergamo şehrini görüyorsunuz. Şimdi size Bergamo şehrinin muhtarını tanıtacağım. Kendisi bir Türkiye ve Türk aşığı. Kendisi bir benim abim diyebileceğim kişi. Bruno Bottaro. Merhaba. Herkese merhaba. Come stai Bruno? Nasılsın? İyiyim. Çok iyiyim. İyiyim, çok iyi. Çok güzel hava. Un tempo bellissima. Stiamo girando a Bergamo, vero? Una giornata incredibile. Una giornata incredibile e facciamo una giornata incredibile. Çok güzel bir gün ve daha da güzel yapacağız bunu diyor. Allora, racconti un po' questo visto a noi. Burayı anlat diyorum bize. Bruno anlatıyor. Città Alta, sopra. Sì. Città Alta, sotto Città Bassa. Okay. Alt taraf, yani aşağıda kalan Bergamo, aşağı Bergamo. Burasını da yukarı Bergamo olarak adlandırıyor Bruno. Dopo? E dopo di qua c'è San Vigilio. San Vigilio. Che è dove vieni con la ragazza, per esempio, vieni a San Vigilio, da San Vigilio è la vista bellissima su Città Alta, cioè una Città Alta più alta di Città Alta. yüksek şehrin bir yüksek tarafı diyor bu taraf için. Buraya kız arkadaşınız da gelebilir, yemek yiyebilir, konuşabilirsiniz diyor. Turumuza böyle başlıyoruz. Zaten andiamo alla partita anche. Esatto. Atalanta e Las Verona maçına da gidiyoruz. Mangiamo qualcosa. Polenta e un po' di stracciatella, che sono le due cose tipiche di Bergamo. Stracciatella zaten dondurma, herkesin de İtalya'da bildiği bir dondurma stracciatella ve polenta. Burada mısır unuyla yapılan bir böyle yemek. Buranın özel yemeklerinden, onu da tadacağız diyor Bruno. O zaman biz yola koyulalım, zaten bunları da izlemiş olacaksınız. Hadi bakalım başlıyoruz. Iniziamo. Iniziamo dai. Bir yeri düşün ki Bruno da diyor. Şimdi manzaram bu. Vedi una vista questo e tu sveglia in qua. Vero qua. Burada uyandığını düşün. Şöyle bir manzara gördüğünü düşün. Un pazzesco. Una cosa incredibile. Anche quella villa lì tra l'altro. Qua? Questa villa. Anche quella non è male. Non è male? Esatto. Non è male. İyi diyor. İyi diyor yani. Alınır diyor. Bence de gerçekten Bergamo güzel. Qua si vede tanto bici, vero? Bisiklet çok görülüyor burada. Bisiklet süren çok kişi var. Qua si fa anche Giro d'Italia, vero? Bruno. Capita spesso che le tappe finali del Giro d'Italia, perché la tappa finale è Milano di solito o Torino. E quindi la tappa prima di Milano spesso finisci a Città Alta. Vabbè, finale così sulle mura non è male. Milano'da bitiyor Giro İtalya dedi. Milano'da bitmeden önce ya da o Torino anche vero qualche. Torino'da da bazı zamanlar bitebiliyor dedi. Ondan önce dedi o etaplardan önce buraya geliniyor. Città Alta yani yukarıdaki Bergamo, yukarı şehir Bergamo ki buradan aşağı Bergamo. Burası da yukarı böyle. Bak buradaki futbol sahasını da göster dedi gerçekten. Quello che c'è tante foto in Gran Canaria. Bir adalardaki fotoğraflar vardır yani Gran Canaria'da falan hep çıkıyor işte. Onun gibi bir futbol sahası aslında. Burası da üst Bergamo'nun üstü. Burası üst Bergamo, bu taraf alt Bergamo. Burada bitiyor. Milano ve Torino öncesi Giro İtalya dedi Bruno Bottaro. Papu Gomez'in de sabahları koştuğu yol burasıymış. Bergamo'da, Atalanta'da forma giyerken. Şimdi Bruno bizi bir yere getirdi. Bruno ha portato un posto per vedere che Papu Gomez ha fatto allenamenti ogni giorno da qua. Faceva proprio questa cosa, ma fino in fondo proprio. Burada bu kilisenin hemen bu merdivenlerinde Papu Gomez aşağı yukarıya giderek koşu antrenmanını yapıyormuş her sabah Bergamo şehrinde. E ancora c'è suo ristorante qua. Il ristorante è in Città Bassa, esatto. E poi la casa sua della sua famiglia, io so dov'è di là. C'è ancora la sua moglie, i suoi figli. Loro non volevano andare via da Bergamo perché si trova molto bene qua. Sì. E quindi hanno mantenuto la casa qua e anche il ristorante che è molto buono tra l'altro, con la carne buonissima. Carne. Papu'nun da bir Città Bassa'da aşağıdaki Bergamo şehrinde de bir restoran olduğunu söyledi. Bruno çok da güzel yemek, çok da güzel et yemeği yapılıyor. Hatta tango şov yapılıyordu. Ondan bahsetti cumaları. Ailesi de hala Papu Gomez'in Bergamo'da yaşıyor. Bergamo'daki evlerini kapamadıklarını söylüyor. Zaten Papu Gomez de bir Bergamo efsanesi. sì, cioè possiamo dire che Papu Gomez è una leggenda di Bergamo, sì, di Atalanta, sì, possiamo sì, dire. Assolutamente. Assolutamente. Sì. Anche perché la più grande leggenda prima di Papu era Cristiano Doni, sì, che è quello che si vendeva alle partite, che ha fatto match fixing, quindi diciamo che Papu ha preso il suo posto. Yani çok da olayı anlattı tabii Bruno bize ama hani Atalanta'nın bir önceki efsanesinde Odoni, Cristiano Doni onun da match fixing yani şike yaptığı maçlarda sıkıntılar çıkarttığını söyledi. Da ragazzo che avevo comprato era di Cristiano Doni. İlk sahip olduğum forma Cristiano Doni formasıydı diyor. Maalesef diyor ama yapacak bir şey yok diyor Bruno. Papu Gomez è un vero simbolo di Atalanta e Bergamo. Molto positivo. Sì. Infatti è un po' una ferita che è rimasta. Sì. Cosa. Biraz acı kaldı tabii diyor buramda diyor ama parliamo questa cosa dopo. Esatto. Parliamo. Devam ediyoruz. Allora Bruno, Cicerone mio. Questa è una delle quattro porte delle mura venete, quindi patrimonio dell'UNESCO. Bunlar UNESCO'nun koruması altında Quattro Porte, vero? Questa è Porta Sant'Alessandro. Sant'Alessandro kapısı Bergamo'da bulunan 4 Venedik kapısından biri. Ce ne sono altri 3 di santi. 3 tane daha Santo'nun yani 3 tane daha pederin kapısı var. Bunların hepsi Venedik mimarisi. Ve cioè un'architettura veneto possiamo dire. Bütün bu şekilde kaplayan murolar var yani esatto, duvarlar var diyelim. Anche vediamo un po' dentro. Biraz ışık, evet, ışık biraz az ama possiamo fare sì. La Marianna. Dove siamo? La Marianna. Qui hanno inventato la stracciatella. La Marianna'dayız. Stracciatella dondurmasının yaratıldığı yerdeyiz. Stracciatella dondurmasının yaratıldığı yerdeyiz. Birazdan size dondurmayı da göstereceğim. Stracciatella'nın doğduğu yerdeyiz demiştik. Oradaki dondurmalar. Yani olay bu. Stracciatella dondurması. Marianna'da. Yani gerçekten çok iyi. Hani şöyle anlatayım. Hani krema gibi ama gerçek anlamda krema. Hani böyle yoğun bir İtalyan krema dondurması tadı almıyorsunuz. Sıcak bir günde de çok güzel gidiyor. Bunun giornata calda, stracciatella. Perfetto. Dai. Continuiamo. Guarda che troverai anche dei pezzettoni dentro di cioccolato che ti metteranno in difficoltà. Buonissimo. Dovete provare quando viene la Marianna. Marianna, Bergamo'ya geldiğinizde kesinlikle gelmelisiniz. Devam ediyoruz. Bruno, dove siamo? Qui siamo all'entrata della Corsarola. Corsarola'nın girişindeyiz diyor Bruno. Che è la via principale. Burası dire la versione bergamasca di Stiklal Caddesi, solo che un po' più piccola. Bergamo İstiklal Caddesi di Città Alta. Sì, esatto. Yukarı Bergamo'nun İstiklal Caddesi olan yere giriyoruz dedi. Burası da onun kapısı. Corsarola. Che ha raccontato Bruno. Bruno'nun anlattığı Corsarola'ya geldik. C'è tante gente, çok kişi var. Bugün Pascal'dan sonraki gün. Pasquetta diye adlandırılıyor. O yüzden de çok insan var diyor. Üniversiteye geldiğim zaman burada okumaya diyor. Bu tarafta bomboştu diyor. Bütün yol benimdi diyor. Anche bella quando sei da solo qua. Molto più bella. Boş olduğu zaman da güzel oluyor dedim. Çok daha güzel oluyor dedi. Burada tabii kilise her zaman olduğu gibi yolumuz var. Andiamo avanti, continuiamo. Devam edelim. Üniversità Salvecchio. Tu üniversite. Burada ileride solda, ileride sağda dedi Bruno. Bruno'nun üniversitesi var. Burada pizza yiyordum diyor. Pizza ileride diyor daha güzel diyor. Burada polenta e ozei diye bir tatlı var dedi Bruno. Buraya has bir tatlıymış. Bruno racconti. Polenta ozei è un dolce tipico, evet. Non ne de confondersi con la polenta, quella. Tabii tuzlu, şurada evet. Arkada görebileceğiniz tuzlu polenta var diyor. Bu da tatlı halinde Bergamo'ya özgü bir tatlı olduğunu söyledi. La polenta rustica poi la puoi fare col formaggio, poi diventa simile anche quella può essere kuymak. Kuymağa benzer diyor hatta bu rustika olanı yani daha sade olanı kuymağın içine bağdaştırdı bunu. La cosa tipica sono questi, cioè casoncelli bergamaschi. Casoncelli bergamaschi de. Dei ravioli però fatte da salsa bergamasca. Bergamo usulü ravioli gibi içinde büyük ihtimal salumi, formaggio, okay. Uvetta, okay. Amaretti, cipolla, sedano, pane grattugiato tutto dentro. Yani salam, peynir, her şey tutto dentro. Tutto. Her şey var içinde diyor. Dolgulu bir makarna buraların raviolisi dedi. Grazie. Kolomba. Kolomba olmadan paskalya olmaz diyor. Olmaz diyor. Biz de bunları size gösteriyoruz. Devam ediyoruz. Daia Buru. La Piazza Vecchia nostra. Piazza Vecchia adında bir meydan, eski bir meydan. Burada üniversitedeyken Bruno yemeğini alıp buraya gelip burada yemeği yiyormuş. Ben de burada yerdim yani. Anch'io mangio qua. Bravo. Esatto. Anch'io mangio qua. Dobbiamo provare la pizza del fornaio. Sì. E anche perché adesso l'ora è giusto. E dopo ti farò vedere di là una cosa incredibile che non hai idea che può esistere qua. Muazzam bir şey gösterecek. Dobbiamo fare un rito che non è un rito religioso, ma è un rito spirituale. Ed è una cosa che non ti aspetti. Bir spiritüel bir şey yaptıracakmış bana. Ben fare con la guerra, ha a che fare con la storia e ha a che fare con te stesso proprio. Savaşla, hayatla her zaman yapabileceğin bir ritüel varmış burada. Onu da deneyeceğiz. Şuradaki yerde yapacağız dedi. Birazdan oraya da gideceğiz. Mamma mia. Avrupa'da yapamayacağın bir şey yaptıracağım sana dedi. Vallahi ben de çok şaşkınım. Bakalım ne olacak? Bruno Bottaro, Mio Cicerone. C'è un monumento importante. Önemli bir eserin önündeyiz. Secondo me è il monumento più importante di tutta Bergamo. Bergamo'daki en önemli bana göre eserlerden biri. Si chiama Cappella Colleoni. Cappella Colleoni. Saç, aslan saç diyebiliriz. Yani aslanlı baş diyebileceğimiz bir yapı. Esatto. Si chiamava questa persona che tuttora dorme e riposa lì dentro Bartolomeo Colleoni. Bartolomeo Colleoni adı altında bir kişi içeride yatıyor. Bartolomeo Colleoni era un condottiero, un guerriero. Un uomo con un coraggio enorme. Kendisi bir savaşçı, çok büyük bir cesarete sahip, çok önemli bir savaş kişiliği. Lui era bergamasco ma era comandante dell'esercito di Venezia. Kendisi Bergamolu ama Venedik askerleriyle savaşan Venedik generali. Venedik ve Bergamo zaten o zamanlar bir olan bir krallıktı diyebiliyor. Milano'ya karşı savaşan ekipte Venedik ve Bergamolular. E quindi aveva talmente tanto coraggio che ancora oggi le persone vengono qua e fanno un rituale molto particolare. Ve bahsettiğimiz o ritüeli şimdi yapacağız. Hala insanlar bugün buraya geliyor ve onun o cesaretinden faydalanmak için bu ritüeli yapıyor. Dai, andiamo allora a fare questo rituale. Un rituale unico al mondo, veramente molto interessante. Molto, molto, molto interessante. Qua Santa Maria Maggiore, la chiesa. Qua c'è Duomo e Battistero che fanno battisti. Burada baftiz ediliyor çocuklar. Allora dai. Ama bütün dikkatler burada diyor. Quando arrivi qua alla Cappella Colleoni devi strofinare la tua mano così. Buraya geliyorsunuz Cappella Leone'ye ve elinizi o üç şeye yapmak zorundasınız diyor. Şans için, per fortuna. Esatto, perché ti porta fortuna. Se non lo fai potresti avere grande sfortuna e invece lo fai perché così prendi un po' del coraggio, della fortuna. Dai, anch'io faccio. E dato che è la tua prima volta qua. Allora, che cos'è il rituale questo? E soprattutto che cos'è questo simbolo? Cosa vuol dire? Sì, il simbolo soprattutto. Perché quando hai grande coraggio, çok cesaret sahibi olursan diyor Bruno. Sana ne derler diyor. Senin çok fazla topun olur diyor. O da Böylece aslanların 3 tane topu olur diyor. Bu da gerçekten burayı farklı kılan. Veramente questo ci mette tanto speciale questo posto. Esatto. Perché qua c'è una cosa così. C'è una chiesa. Esatto. C'è un duomo. C'è un battistero. Qua tranquillamente fanno questo rito che è un rito sentito comunque che fanno tutte le persone. Bu ritüeli bu arada herkes yapıyor diyor. Buraya gelen herkes bu ritüeli yapıyor. Tu ce l'hai un veramente un storia è molto particolare, esatto, perché tanti anni fa per uno scambio culturale ho dovuto spiegare questa cosa a un gruppo di suore del Belgio. Bunu yıllar önce, hemen çevireyim, yıllar önce bu ritüeli bir kültür birlikteliği yaptığımız Belçikalı sorları anlattığını söylüyor. Ve tabi o da çok garip. Tabi bu üç toplu olayı rahibeler anlatmak tabi biraz garip diyor ama ayıştı da fark. Ama sonunda herkes diyor bu üç şeyi elledi diyor. Grazie mio cicerone. Grazie. Prego. Andiamo a camminare.